Koronavirüs tecrit günlerinde uzaktan eğitim çerçevesinde bilgisayarda nota yazımı dersimizin birinci seansına başlıyoruz. Ekrana doğru döndürelim. Yarman 24C diye bir perde sistemimiz var. Bu perde sistemimizin kullandığı arız işaretler arelezgi ile aynı arız işaretlerdir. İşte mesela do'dan hareketle do diyez bakiye diyezi veya re'den hareketle re bakiye bemolü. Ama dikkat edeceksinizdir ki burada makamları ifade etmeye daha uygun bir yerleştirim söz konusudur. Mesela Hicaz makamı için buradaki bakiye bemolü otantik olduğunu kabul ettiğim geçmişteki tarihsel yerleştirme daha uygun sayılabilecektir. Şimdi bu perde sistemini kullanarak Şefik Gürmer için makam seyirlerinden birkaç tanesini notaya aktarmayı düşünüyorum. Elimizde şimdilik Hicaz ve Hüseyin'i seyirler vardı. Ben bunları aktardım. Önce arelezgi sisteminde duyulduğu şekliyle bir dinleyelim. MUS 2 nota programımızı da açıyoruz. Kullandığımız program MUS 2 nota programıdır Datasoft'tan. Bu programın içerisinde her şeyden önce şunu söylemek lazım ki mikrotonal yazım ve mikrotonal seslendirme imkanı vardır. Bu çerçevede görülebiliyorsa eğer işte semboller burada belirlenmiştir. MUS 2 programıyla doğallıkla gelen bir fabrika ayarı bir arıza işaretler paleti vardır. Burada işte bizim ihtiyacımız olan arelezgide bulunan bakiye bemolü, bakiye diyezi, koma bemolü, koma diyezi vesaire. Bunları seslendirdiğimiz zaman duyalım. Şöyle bir durum hemen dikkatinizi çekecek. Bu yazıldığı yerden çalınıyor. Yani piyanoyla aynı sesleri verecek şekilde yerleştirilmiş. Bu Mansur ahenktir. Biz bunu bol ahenge getirmek istesek akort penceresinden bu işlemi yapabiliriz. Hicaz donanımının gerektirdiği perde ayarları bölümüne geliyoruz ve buradan La'nın değil de R'nin 440 Hz ya da 220 Hz olduğu bir ayar istiyoruz. Bu esas itibariyle perde sistemini 4/3 oranında transpoze etmeyi gerektirmektedir. Bunun sent miktarı 498'dir. Hesabı şu şekilde. 4/3 oranının 2 tabanlı logaritması çarpı 1200. İstediğimiz miktar bu. 498. Bu kadar aşağı transpoze edeceğiz. Bakalım yanlış olmasın. Evet. Ve şimdi dikkat edin. Burada natüreller bunlar. Do'nun frekansıydı. Re'nindi, mi'nindi, fa'nindi, sol'ündü, la'nindi, si'nindi. Ve şimdi transpoz ettiğimizde evet 220'ye gelmiş olduğunu görüyoruz. Tamam şimdi. Devam edelim şuradan. Dikkat ederseniz burada Hicaz makamı içerisinde Neva'da Rast durumunu çok iyi resmedebildiği söylenemeyecektir arelezgi sisteminin. Devam edelim. Sistemindeydi. Benim perde sisteminde yazıldığı şekliyle ele alalım şimdi de. Bendeki süpürde ahengin esas alındığı bir yaklaşımdır. Burada dügah perdesi demin duyduğunuz piyanodaki mi sesi değil, piyanodaki re sesi ve yazıldığı gibidir. Burada dikkat ederseniz Eviç bölgesindeki istenen cazibeye yakın bir havasını vermeye başardığımı düşünüyorum. Devam edelim. Burada da Neva üzerinde Rast durumunu iyi resmedebildiğimizi düşünüyorum. Oradaki cazibeleri.
neymiş? Düyek usulünde Hicaz seyirdi. Fakat tabii deminki Aralezgi'deki Bolahenk akoruna getirirsek daha düzgün bir perde seviyesi kabul edilebilecektir genel itibariyle bugün piyasada insanlar alıştığı şekliyle. Bunun yöntemi de şudur, pardon bu yanlış pencere, akort penceresinden bizimle ilgili olan Hicaz donanımın perde kesiti ve burada R sesinin 220'ye düşmesi gerekiyor galiba. Çok affedersiniz. Bendeki şu an itibariyle yazıldığı yerden olduğu için 9/8 yukarı kımıldatmamız gerekiyor. Tanini yani. 9/8'in sent değerini girmemiz lazım. 2 taban logaritması çarpı 1200 hesabı budur. Bu kadar miktar yukarı transpoz ettiğimiz zaman sanırım oldu. Bakalım. Evet, şimdi bir mukayese yapmak mümkün hale geldi burayla. Tempoyu da hızlandırmak için buradan seçebiliriz. Bunu 160 yapalım. Biraz daha hızlandıralım. 180 diyelim. Bu çünkü 8'de birlik notanın metronom dakika vuruş miktarı 200 yaparsak sanırım uyacak. Şimdi karşılaştırabiliriz sanırım. Evet, sanırım burada otantikliğe daha yakın geldiği iddia edilebilecektir. Bu Hicaz seyri yapmıştık zaten. Bir sonraki seyir örneğine geçelim. Bunu kaydetmiyorum. Bunu da kaydetmiyorum. Şimdi şunu şöyle aşağı çekelim. Sırada Hüseyin'i seyir var. Aralezgi sisteminde. Bunu da temposunu arttıralım demin yaptığımız gibi. Bu pardon, 4'te 1'lik nota bu. Dakikada 100 vuruş yeterlidir. Bu da Mansur ahenginde galiba. Hatırlayın nasıl yapmıştık. Akort penceresinden makamımızı seçiyorduk. Perdeler ayarlama kısmına geliyorduk. Ve buradan kaç sentti demin yaptık. Mansur ahenginden Bol ahenge geçmek için bizim ihtiyacımız olan ya 4/3 aşağı ya da 3/2 yukarı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsak değil mi? 4/3'ün oranı 2 tabanlı logaritması çarpı 1200. Kestirmeden böyle yapabiliriz. Çok tiz bir icra olduğu için hemen fark edecektir. 498 sent aşağı indiği zaman bakın R notası 220 yani 440'ın yarısı piyanodaki La sesine geldi. Şimdi dinleyelim. Bu hala da çok tizlere çıktığı için biraz tiz bir akort olarak addedilebilir. O yüzden biz tekrar akort penceresine gelelim. Yaptığımızı bir geri alalım. Geri aldık. 4/8 değil de 3/2 transpoz edersek Mansur'dan aşağı 3/2 veya 4/3 yukarı diyebiliriz. Ama çok tiz olduğu için 3/2 aşağı. Bu da süpürde ahenge götürecek bizi. Demin yaptığımız gibi 3/2'nin oran olarak yazıldığından hareketle 2 taban logaritması çarpı 1200. Demek ki bu kadar aşağı indireceğiz ki süpürde ahenge gelebilelim. Tamam. Bu defa gördüğünüz gibi mi notası 220 piyanodaki la'ya karşılık geldi ama seslendirdiğimizde burası re olacak. Dik
dikkat ettiyseniz Hüseyin'i ile çok alakası olmayan bir dijital icra. Çünkü Arel Ezgi maalesef işte Rast'ta Hicaz'da fena olmasa da Hüseyin'i de Uşak'ta hakikaten kendini gösteremeyen bir perde sistemidir. Buna karşılık benim Yerman 24C dediğim sistemde Hüseyin'in icrasını dinleyelim şimdi. Aynı süpürge ahenkten. Hakkını verecek şekilde olduğunu düşünüyoruz değil mi? Evet. Şimdi bir diğer icrayı da bir diğer seyir örneğinde kendimiz aktaralım Yerman 24C sistemine. Tabii şunu da söylemem lazım. Bakın burada palette görülüyor. Aynı görünümlü bir sürü koma diyezi, bir sürü koma bemolü. Bunların hepsini seferber edersek oktavda 31 perdeye kadar çıkma imkanımız var. Bunların hepsi aynı görünümlü olduğu halde farklı sert değerlerine sahiptir. Mesela R'den hareketle bir koma diyezi kullanırsak 20.8 senttir. Fakat mi'den hareketle bir koma diyezi kullanırsak 31.76 senttir. Bunların hepsi burada sembollerde tarif edilmiştir, simgelerde tarif edilmiştir. Sistemin derli toplu yazılabilmesi için MUS 2 nota programında bu kadar ayrıntılı ele alınması gerekmektedir. Şimdilik böyle. Bununla ilgili bir gelişme kaydedilemedi ne yazık ki. Neyse biz devam edelim. Bu kalıp dosyamızı kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bir sonraki örneğe gelelim. Şimdi hüzzam seyir. İşler biraz eğlenceli hale gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü hüzzam seyirin gerçekten Arel Ezgi'de dijital icra karşılığı çok kötü olacaktır. Bir dinleyelim. Dinlemeden önce ahengimizi istediğimiz kıvama getirmemiz lazım değil mi? Burada neva sesi bizim istediğimiz piyanodaki gibi çıkıyor şu an. Bir dinleyelim. Sadece başını çalacağım. Buradaki piyanodaki gibi çıkıyor ama biz istiyoruz ki süpürge ahenkteki durum meydana gelsin. Rast perdesi do olsun, neva perdesi re değil sol olsun. Tam beşli aşağı transpoze etmek gerekiyor. Bu durumda demin yaptığımız gibi hüzzam, perde düzeni. Burada neydi? Zaten yapıştırabiliriz kopyalayıp. -702 cent transpozisyon. Gerçekten de başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bakın mi 220 Hz oldu. Buna göre sol yaptığı yerde do sesi verecektir. Şimdi evet bunu yazmaya koyulmadan önce kendi kalıp dosyamızı hazırlayalım. Hatırıma geldiği için hemen bir daha bir bakmak istiyorum. Düyek usulü zaten düyekmiş. Biz o zaman Hüseyin'i değil de düyek hazır yazılmış olan diğer örneğimizi açalım. O da Hicaz seyirdi. Düyek zaten aşağıda var. Bizim ihtiyacımız olan sadece buraya hüzzamı belirtmektir. Demek ki buradaki ezgiyi silmekle başlayalım. Seçiyoruz, siliyoruz. Sayfa attırmaması için imleci buraya taşıdım. Şimdi tekrar sayfa attırmaması için imleci sağa tıklayıp buraya taşıdım. Sildik. Tamam. Şimdi her şeyin başında doğru ifade etmek lazım. Buradan metin seçeneği, metin kutusu. Burada hüzzam seyir olacak. Bu da düyek zaten. Şimdi bunu ayrıca kaydedelim ki karışıklık olmasın. Hüzzam seyir dedik, kaydettik. Şimdi gelelim şu Hüseyin'i de aradan kaldıralım, kafa karıştırmasın. Evet, ezgimizi geliyoruz, dinliyoruz tekrar. Piyanoda duyduğumuz seslerle yazacağız. Evet, şimdi oradan başlayalım. Emin olmak için bir daha bakacağım. Tamam. Şuradan.
pardon şey tabii hemen atılırsanız böyle yanlışlar yaparsınız. Önce akordumuzu değiştirmemiz lazım. Hicaz yerine bunu hüzzam olarak tanımlıyorum tekrar. Tanımlamak yetmez. Perdeleri burada belirlememiz gerekiyor. Evet. Demin palette gösterdiğim arzu işaretlerimiz burada. Buna göre şimdi mi üzerinden segah perdesinin koma bemolü aldığı şekliyle bir hüzzam tanımlamamız gerekiyor. Çünkü unutmayın ras perdemiz doydu, süpürdü ahenkteyiz. Burada mi için gerekli olan evet si mi la re sol do batı anlayışına göre bizim ihtiyacımız olan bir tane bir mi koma bemol. Ondan sonra mi fa sol la si si mi si'den hareketle gidiyorduk. Si'yi de bulalım burada. Bunun da başına si'yi getirelim. Evet si mi si mi la re sol do ama gerisi yok tabii. Bir de şey var. Mi fa sol la la bemol. Bir tane la bakiye bemolümüz olacak. Si mi şimdi la evet. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bir daha dinleyelim buradan. Şimdi bunu bakalım girebilecek miyiz? Evet, bu biraz pest olmuş olabilir. Bakarız. Daha sonra düzeltmemiz mümkün. Evet, daha benim tercihim hüzzam böyle. Şimdi buraya gelelim. Fa sol la fa sol la do si la sol. Evet, bir tane es lazım. Es'i buradan seçiyoruz. Es'ten kurtarıyoruz. Notaya geliyoruz. Doğru, devam ediyoruz. Bundan sonrasını hatırlıyorsunuz değil mi? Sol, mi, re, do. Öyle gidiyordu. Şurası. Sol, mi, re, do, si, la, si, la, la, sol, sol. Evet. Bir mi bemol istiyor. O donanımda yok. Daha ziyade donanımda bir koma bemolümüz var. Onu istemiyoruz. Buradan onun yerine bir tane normal bemol seçeceğiz. Ama mi bemol olması lazım. Program böyle hafif arızalar yapabilir. Bir daha kapatalım, bir daha açalım. Tamam, şimdi bakalım. Mi bemol için, ha bu. Sol, mi, re, do. Bir tane noktalı 8'de birlik. Noktasız 16'da birlik. Ve noktasız devam ediyor. Sonrası neydi? Noktalı ikilik. Bir tane de es lazım. Dörtte birlik bir es. Evet, şuraya kadar bir dinleyelim. Şimdi kirişlerin bağlarını halletmemiz lazım. Fa, sol, 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 la, sol, fa. Bu birinci ve sonuncu tıkladık, böyle yaptık. Fa, sol, la, do, si, la. Şunları ikişerli hallettik. Sol, mi, re, do, si, la, si, la, la, sol, sol. Evet, şimdi kaydettik. Gerisine gelelim. Nasıl devam ediyor? Bakalım. Sol, fa, mi, re, mi. Orası iyi yazılmamış. Biz düzgün yazacağız. Sol, fa, mi, re, mi. Bir tane 8'de birlik es noktasız. Şuraya alalım imleçimizi.
koma bemolü fazla gelmiş olabilir. Şurada hatırlayacaksınızdır. Böyle yapmak yerine şöyle yapılabilir. O zaman tabii oradaki koma bemollerini iptal etmem gerekebilir. Bir de öyle deneyelim. Akorda gelelim. Şuradan donanıma geldik. Donanımdan si koma bemolü ve mi koma bemolü siliyorum. Zaten onlar natürel halleriyle bile segah ve eviç olduğu için. Evet, şimdi daha iyi diye düşünüyoruz. Modifiye edebilirsiniz. Keyfinize kalmış. Bu perde sisteminin imkanları nispetinde. Sol, fa, mi, re, diyez. Bir tane re'den hareketli bir diyez. Burada. Nasıl da hatırlayalım. Evet, burası çok karakteristik. Fakat burada bir ara ezgi de yapılamıyor. Do, si, la, do, si. Evet, şuradan. Burada işte bir burada bir si koma bemol istediğini düşünüyorum. Yanlış yapmadıysak eğer. Fa sol fa mi. Sesim de çıkmıyor, idare edin. Do re mi fa sol fa mi. Şuraya gelelim. Bir daha açık kapı yapacağım. Rahat olsun. Do re mi fa sol fa mi. Es. Bir tane esimiz var. Gerisini hatırlamadım. Bir daha bakacağım. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi. Evet. Kirişleri unutmayalım. Şuraya kadar yapmıştık. Şöyle, evet. Buraya kadar güzel. Kaydedelim. Devam ediyoruz. Şuradayız. Burası kolay. Kirişini unutmuyoruz. Evet, şuraya kadar baştan bir dinleyelim. Buraya kadar harika. Devam edelim. Şimdi daha çok ölçüye ihtiyacımız olacak. Hemen koyalım. Ne kadar daha ölçü? 4 tane hazır ölçümüz var boş. Bizim ihtiyacımız olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 ölçü daha lazım. Onun için şuraya geliyoruz. Ölçü simgesini tıklayıp artı ölçü şuraya 1, 2, 3, 4.
attırmak istiyoruz ama o kendiliğinden yapacaktı. Şuradan usulümüzü, vuruşlarımızı kopyalayalım. Yapıştıralım. Bir tane daha yapıştıralım. Tamam. Bu sayfa düzeni itibariyle gözümüze hoş geldi. Şimdi şuradan devam edelim. Sayısıyla beraber lazım. Şöyle şuradan. Fa mi re re do re do do si. Evet, şimdi oraya yapalım. Bir mi bemol lazım değil mi? Demin yaptığımız gibi. Yanlış. Fa mi re değil mi? Yanlış yapmıyoruz. Evet. Re do re do do si. Burada bir si koma bemol istiyor gibi geldi bana. Kirişleri yapalım. Fa mi re. Re, do, re, do, do, si. Evet, şuraya gelelim. Re, do, do, si. Yanlış yapmıyoruz değil mi orayı? Re, do, re, do, do, si. Evet, sonra şuradan devam edelim. Si, do, si, la, so, sol. Evet. Şuradan. Keza aynı şekilde. Kirişi unutmuyoruz. Tamam. Şuradan devam ediyoruz. Sol la si do re mi re do do si do. Evet. Tek çok senkopasyonlu yapmış. Değil mi Şefik Gürmeriç? Evet. Sol la si do re mi. Burada artık natürel. Çünkü çıkarken şuradaki koma bemolüne ihtiyacımız yok. Çünkü normalde zaten Eviç ya da ben Mahur diyorum ama analizgi Eviç'i. Bir mi bemol gerekiyor yine. Şuradaydı. Burada bir önceki ölçü eğer yan yana olsaydı, yeni ölçünün önünde olsaydı, görünürde aynı satırda olsalardı, burada si natürel illaki zorlayarak belirtmemiz gerekebilirdi, hatırlatıcı bir natürel olması açısından gerekebilirdi. Gerisine bakalım şimdi. Re, do, do, si, do. Şuraya gelelim. Pardon, tabii bemolümüz yok orada. Kirişlerini yapalım. Şimdi az kaldı. Şuradayız. Si, re, do, do, si, si, la, si, la, la, sol. Şimdi burada bir koma bemol. Si koma bemol.
Bu yanlış oldu. Orada bir ne var? Kudümün dümedüm kısmı oraya geliyor. Parsi, re, do, do, si olacak orası. Bunu düzeltmek için şöyle yapılabilir. Şu silinir. Pardon, hepsini silmek lazım. Araya yazacağız şimdi. Burada natürel, burada koma bemol cazibeyi veriyor sanırım. Tamam. Tamam. Gerisine bakalım şimdi. Sol, do, si, la, sol, fa, mi, fa. Burada natürel, işte bir önceki ölçüde si koma bemol olduğu için burada natüreli zorlayarak göstermemiz gerekiyor hatırlatıcı olarak. Otantikliğe yakın geldi değil mi? Sol, la, do, si, la, la, sol bitmek üzere. Son ölçü. Sol, fa, sol, fa, fa, mi, re, mi bir apojatürü var. Re diyez la pojatür. Şimdi araya yerleştirelim. Apojatüre dönüştürmek için burada. Tamam. Girişimizi de halledersek. Sanırım bitti. Bakalım. Çok güzel. Şimdi önce arel ezgiyi baştan sona bir kere dinleyelim. Temposunu da ayarlayalım onun. Kaça getireceğiz? 200'e çıkartmamız lazım. Çünkü burada 8'de birlik notanın metronun vuruşları var. Baştan dinleyelim. Tabii Hüzzam havasını hiç verdiği söylenemeyecektir. Bir de bizim perde sistemimize göre bakalım yaptığımız nasıl duyuluyor baştan sona.
Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.